Evet, konumuz arkadaşlar bölme ve bölünebilme. İlk olarak bölme ile başlıyoruz. Öncelikle bölme ile alakalı bilmemiz gereken şeyleri söyleyelim. A sayısını B sayısına böldüğümde C ortaya çıkıyorsa ve kalan da K ise bunlara hangi isimleri veriyorduk? Bir hatırlayalım. A sayısı bölünendi değil mi? Bölünen. Bölünüyor. B sayısı A'yı ne yapıyor? Bölüyor. Yani bölen. C sayısı bölüm. K sayısı da kalandı arkadaşlar. Bunu hala aklında tutamayan varsa arkadaşlar, ben bölüneni böleni bölümü karıştırıyorum diyen varsa şöyle bir benzetme vardı internette. Şöyle bir resim çizilmişti. A bütün bir karpuz. B onu bölen bıçak. Bıçak karpuzu bölüyor. Bölen. C sayısı bölüm, yani karpuzun dilimi. Bıçak karpuzu böldükten sonra ortaya çıkan şey nedir? Karpuz dilimidir. Ne kalır yendikten sonra peki? Karpuzun kabuğu kalır. K'da karpuzun kabuğu. Kabuğu. Böyle de aklınızda tutabilirsiniz bölünen bölen ve bölümü karıştırmamak için. Evet, birinci özdeşliğimiz şu. Buna biz bölme algoritması ya da bölme özdeşliği adını veriyoruz. Parantez içinde yazalım. Bölme algoritması ya da bölme özdeşliği nedir peki? Bölünen sayı bölenle bölümün çarpımı artı kalandır. Yani B çarpı C artı K'ya eşittir. Ayrıca bunu sağlama olarak da, bölmenin sağlaması olarak da yapıyorduk değil mi? İkincisi, kalan sayı her zaman bölenden daha küçüktür. Zaten daha büyük olursa ne olur? Bölme işlemine devam edilir. Ta ki kalan bölenden küçük olana kadar. Üçüncüsü, eğer K sayısı C'den daha küçükse, bakın K C'den küçük ise B ile C yer değiştirebilir. Bölenle bölüm yer değiştirebilir. Bu önemli bir özellik. Bununla ilgili sorulara yer vereceğim arkadaşlar. Daha iyi anlayacaksınız. Mesela 19'u 5'e böldüğünüzde kaç defa var bakın? 3 defa değil mi? 15 ne kaldı? 4. Şimdi şu anda size desem ki 3 ile 5'in yerini değiştirebilir miyiz? Çünkü sağlama yaptığınızda sonuçta 3 ile 5'i çarpıp 4 ekliyorsunuz. Yer değiştirsem yine 3 ile 5'i çarpmış olurum. Ama şöyle bir durum ortaya çıkar. 19'u 3'e böldüğümde 5 kere mi var ve 4 mü kalıyor? Yani bu durumun aynısı mı oluşuyor? Hayır. 19'u 3'e böldüğümde 5 kere yok ki. Kaç kere var? 6 defa var. Bakın, o zaman yer değiştirmemiz yanlış olur değil mi? Ve kalanda 4 olmaz, ne olur? 1 olur. Aynı şeyler olmadı. Çünkü 4 değeri 3'ten nedir? Daha büyüktür. Yer değiştirdiğinizde 3 yukarı geldiği için kalan bölenden daha büyük olmuş oluyor. Bu yüzden yer değiştiremiyorsunuz. Yani buradaki kalan bölümden ancak daha küçükse bölenle bölüm yer değiştirebilir diyoruz. Önemli dediğim gibi. Evet, ilk sorumuza başlayalım. A, B'ye bölündüğünde bölüm C kalan 5'miş. B, C'ye bölündüğünde bölüm 2 kalan 4'müş. C'nin A türünden eşiti nedir? A'nın 6 ile bölümünden kalan nedir? 2 tane soru yazmış olduk. Öncelikle bölme özdeşliğimize göre A sayısını şu şekilde yazsak. A eşittir 3 tane B artı 5'tir diyoruz. Aynı şekilde B sayısı eşittir 2 tane C artı 4'e. O halde C'nin A türünden eşit dendiği için B'nin olmaması gerekiyor elimde. O zaman B'yi alalım. Yukarıdaki B'nin yerine 2C artı 4 yazalım. A eşittir 3 tane 2C artı 4 artı 5 diyoruz. Dağıtırsak 3'ü ne olur? 6C artı 12 buradan, 5 buradan, 17 olur dedik. Peki şu ikinci şıkkı önce bir bakalım. A'nın 6 ile bölümünden kalan nedir diyor. A sayısı 6C artı 17'dir. 6 ile böldüğümüz zaman ne olur? Burası zaten tam bölünür, sıfırlanır. 17 kalır bir tek. 17'yi de 6'ya bölerim o zaman. 17'nin 6 ile bölümünden kalan nedir arkadaşlar? 5'tir diyoruz. Yani bu ifade 6'ya bölündüğünde kalan neymiş? 5'miş dedik. Bu ikinci şıkkın cevabı. İlk şıkta C'nin A türünden eşitliği nedir deniliyordu. C'yi yalnız bırakacaktık. 6C eşittir diyoruz. A eksi 17'ye, yani C eşittir A eksi 17 bölü 6'ya. C'nin A türünden eşitliği de budur.
Peki AB AB 5'i AB'ye böldüğümüzde bölümce kalan D oluyormuş. C artı D toplamı nedir? Bu bölmelerde çok fazla hata yapıyorsunuz arkadaşlar. AB AB 5'i AB'ye böldüğümüzde buna işte bu sonucu 11 diyen var, C'ye işte 110 diyen var, ne bileyim 101 diyen var. Hangisi doğru bakalım? Ne diyeceğiz? Bölmede hata yapmamak için. Şimdi AB AB 5. AB'ye bölüyorum. Diyorum ki A'nın içinde AB yok. AB, AB'nin içinde AB kaç defa var? Bir defa. Bir tane AB ile çarparsam AB çıkardım. Burası ne oldu? Sıfır oldu. Peki yukarıdan basamak indiriyorum. Eğer yukarıdan bir basamak indiriyorsanız, bakın yukarıdan indiriyorsanız o basamağı ve bunun içerisinde burası yoksa, yani A'yı AB'ye bölemezsiniz, tam bölünmüyor. A'da AB yok deyip buraya ne atıyorsunuz hemen? Bir sıfır atıyorsunuz. Ama dediğim gibi bu basamak yukarıdan inmişse, yani bu basamak bu çıkartmanın sonucuysa eğer, buraya sıfır atılmaz arkadaşlar. İkisini bu şekilde ayırt ediyorsunuz. Peki B'yi indiriyorum şimdi, sıfıra attıktan sonra AB oldu. AB'nin içinde AB yine bir defa var. AB çıkarttım sıfır. Bakın yine yukarıdan bir basamak indiriyorum. 5'i indiriyorum. 5'in içinde AB var mı? Yok. O zaman buraya ne yapıyoruz? Yine bir sıfır koyuyoruz. Yani 101 de değilmiş bizim cevabımız. Neymiş arkadaşlar? 1010'muş. C sayısı 1010'a eşit. Artık bir daha bölünmez zaten. Devam edemiyorum. C sayısı 1010'a eşit. D sayısı da 5'e eşit. Benden istenen de C ile D'nin toplamı. Yani 1015'tir cevap. Diğer soru da buna benzer bir soru. Hemen çözelim. Pratik olsun. A0, A0, A'yı A0'a böleceğiz. A0'ın içinde A0 bir defa var. A0 çıkartıyorum. Burası sıfırlandı. Yukarıdan A sayısını indirdim. A'nın içinde A0 yok. Buraya ne yapıyorum? Bir sıfır koyuyorum hemen. Niye? Yukarıdan indirdim çünkü. Peki sıfırı da indiriyorum o zaman. A0. A0'ın içinde A0 yine kaç defa var? Bakın bir defa. Bir kere A0. A0 çıkarttım. 0. Yukarıdan yine A'yı indiriyorum. A'nın içinde A0 yok deyip buraya ne yapıyorum? Bir sıfır koyuyorum. Yani yine 1010'muş bu bölme işleminin sonucu diyoruz. Peki burada mesela yukarıdan bir tane daha basamak indirdiniz. Hani bu A0 oldu. Bu A0 olmasaydı da buradan yine daha küçük olsaydı ne yapacaktık bu sıfırın yanına? Bir tane daha sıfır koyacaktık. Gelelim diğer soruya. ABC 8'i 20'ye böldüğümüzde kalan DE oluyormuş. Bu kalan kaç farklı değer alabilir diye soruyoruz. Peki arkadaşlar, ABC bilinmiyor hocam, nasıl bulacağız kalanı derseniz zaten ihtimaller üzerine konuşuyoruz. Yani DE hangi değerleri alabilir diye bakacağız. Şu var, önce bir mantığını anlatayım, daha sonra daha kısa nasıl kalanları bulursunuz onu da söyleyeceğim. Bir kere ben buraya desem ki işte 20 bir defa var. Bu sonuçta birler basamağı sıfır. Bir defa var deyince bu neyle bitecek arkadaşlar? Sıfırla bitecek. Yani DE'nin birler basamağı ne olacak? Neyle bitecek? 8 ile. Sonu 8 ile biten iki basamaklı, hatta iki basamaklı deniyor mu DE için? Denmiyor. Bir basamaklı yazabilirsiniz. Değerlere baktığımda 0, 8 de olabilir, 18 de olabilir. 20'den küçük olmasına dikkat edin bu arada, kalan olduğu için. 2 defa var desem de, 3 defa var desem de hep bu sıfırla bitmeyecek mi? Bu sıfırla bittiğinde sonuçta sonu neyle bitecek arkadaşlar? 8 ile bitmiş olacak. O yüzden sadece sonu 8 olanlar bana lazım. 8 ile 18'in toplamından toplamları neymiş diyoruz? 26'ymış diyoruz. Evet. Diğer soruya baktığımda ABC 8 yine. Bakın ama bu sefer 20'ye bölmüyorum. 25'e bölüyorum. X'miş bölümümüz, kalan da DE. DE'nin farklı değerlerinin toplamı kaçtır yine. Şimdi burada da X'e mesela bir kez var dediğiniz zaman ne olur? Burası neyle biter? 5 ile biter. Bu 5 ile bitince E sayısı 8'den 5'i çıkarttığımda neyle biter arkadaşlar? 3 ile biter. Bu yüzden sonu 3 ile biten DE'ye 2 basamaklı demediği için 0,3 de olur, 13 de olur, hatta 23 de olur. Peki 2 kez var desek, 1 kez değil de 2 kez var desek, 2 kere 5 10 olacağı için neyle biter bakın bu sefer? 0 ile biter. O zaman DE neyle bitecek?
8 ile bitecek. Birler basamağı 8 olacak. Sonu 8 olan 25'ten küçük sayılarımız 0,8 de olur, 18 de olur, 28 olmaz. 25'ten küçük olacaktı. Başka bir ihtimal yok zaten. Bu ya 0 olacak ya da 5 olacak değil mi? 25'e böldüğümüz için. Buradaki sayıların toplamları isteniyor bizden. Burası 16, 23 daha 39. Şuradan da 26 geldi. Topladığımızda 65 yaptı arkadaşlar. Sorumuz şu arkadaşlar. ABC 5'i 18'e böldüğümüzde kalan DE oluyormuş. DE sayılarının toplamı kaçtır? Yine buna benzer sorular çözdük. Evet, diyoruz ki buraya bölüme bir kez var dersem şurası hangi sayılarla bitebilir? Bakın 1 dediğimde 8 ile biter. Ve burası 8 ile bittiğinde 8 çıkarttığımda burada da sayılar var. Kaçla bitiyor DE sayısı? 7 ile bitiyor. Bu bir kenarda dursun. Peki 2 kez var dediğimde ne olur? 2 kere 8 16 olacağı için 6 ile biter. Peki 15'ten 6 çıktı. Neyle biten sayılar olur? 9 ile biten. 3 kez var dediğimde buraya 3 yazdığımda 24, 4 ile biten sayılar olur. Burası 1 ile biter. 4 kez var dediğimde 4 kere 8, 32 olduğu için 2 ile biten sayılar olur. Yani 3 ile biten sayılar alırım derim. 5, buraya 5 dediğimde sonu 0 ile biter burası. Yani sonu 5 ile bitenler olur. Bir de 5, buraya 6 dediğimde 8 ile biten yani 7 ile bitenlere döndük. Bakın başa döndük. 1, 3, 5, 7, 9 ile biten sayıları alacakmışız. Burada başa döndüğümüz için. Peki sonu 7 ile biten neler var? Bir 7 var arkadaşlar. Bir de 17 var. 18'den küçük olacak değil mi? 7 var, 17 var. Sonu 9 ile biten sadece 9 var. 19'u alamam. Sonu 1 ile biten 1 var. Bir de 11 var. 3 ile biten 3'ü de alırım. 13'ü de alırım. 5 ile biten 5'i de alırım. 15'i de alırım diyorum. Bunların toplamı isteniyor bizden. Hemen toplayalım. 9, 1 daha 10. 17, 20, buradan da 20 geldi, 40 oldu. Hiç sevmiyorum bakkal hesabı. 40, 53, 64, 17 de burada var. Nedir? 81 yaptı galiba. Hata yaptıysak affola. Evet, 81 yaptı toplam arkadaşlar. Evet, peki hocam bu kadar uğraşacak mıyız? Yani bu kadar bu 5 tane sayıyı bulmak zorunda mıyız böyle uzun uzadıya derseniz şunu da düşünebilirsiniz. Bakın, yani önceki çözdüğümüz 2 soruda o geçerli değil ama bu tip sorularda yani son basamak verildiğinde ve burası çiftse arkadaşlar, şu taraf çiftse şöyle düşünebilirsiniz. Ben buraya x dediğim zaman A, B, C, 5 sayısı 18x artı D oluyor değil mi? Dikkat edin, bu sonu 5 olduğu için nasıl bir sayıdır? Tek sayı. Burası nasıl bir sayıdır? 18'den dolayı x ne olursa olsun çift sayıdır. Çifte ne eklersem tek bulurum. Çifte tek eklersem. DE sayısı kesinlikle tek bir sayı olacak. Bu yüzden bütün tek sayılar, aslında 18'den küçük olan bütün tek sayıları biz buraya yazdık dikkat ederseniz. Neleri yazdık bakın? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ve 17. 18'e kadar olan bütün tek sayıları yazdık arkadaşlar. Hepsini topladık. Ama dediğim gibi burada son basamak verildiyse ve burası çiftse bu dediğim geçerli. Çünkü bu çift olmadığında, tek olduğunda x'e bağlı şeyler oluşur. Çift olduğunda x ne olursa olsun bir önemi yoktur. Zaten burası her durumda çifttir diyebildiğimiz için. Bunun gibi son iki basamağa verilen sorularda da bakın son iki basamak bölünebilme kurallarından 4'e ait olan bir kuraldır. 4 ile bölünme kuralında son iki basamağa bakarsınız. Bunu da anlatacağız zaten. Burada benim için o zaman son iki basamak verildiğinden dolayı 4 ile bölünebilme kuralı önemli. Yani şuraya x dersem A, B, C 48 sayısı eşittir 52x artı DE'ymiş. Bakın bu 4'ün katı olan bir sayı. Bu da aynı şekilde 4'ün katı olan bir sayı. O zaman bu 4'ün katı. Bu da 4'ün katı. Bu da eksik kalmasın. Bu da diyoruz 4'ün katı olmak zorunda. O halde 52'den küçük olan 4'ün katı olan sayıları yazarsak kaç tane DE sayısı yazdığımızı buluruz. Kaçtan başlıyoruz? Bir kere DE sayısı arkadaşlar 0 da olabilir.
Sonuçta sıfır da her sayının katı olan bir sayıdır. Onu unutmayın. Çünkü kaç tane dediğinde sıfır unutursanız eksik bulursunuz, değil mi? DE sayısı sıfır olabilir, 4 olabilir, 8 olabilir, 12 olabilir. Böyle gider. 52'den küçük ne olabilir? 48'e kadar gidebilir. Terim sayısından bakalım hemen. Son terim 48. Eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 yaparsak terim sayısını buluyorduk. 48 bölü 4'ten 12, bir daha 13 tane DE sayısı yazılabiliyormuş. Peki diğer sorumuz. ABC 7D sayısının 6 ile bölümünden kalan 3 ise ABC 9D sayısının 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Bu iki soru birbiriyle aynı tip sorulardır. Ve arkadaşlar bölünebilme kuralıyla alakası olmayan sorular. Yani bana şunu diyebilirsiniz. Hocam daha göstermediniz ki 6 ile bölünme kuralını bilmiyoruz. 7 ile bölünebilme kuralını bilmiyoruz. Zaten bilmenize gerek yok. Çözümleme sorusudur. Önceki derslerimizde zaten çözümlemeyi de görmüştük. ABC 7D sayısıyla ABC 9D sayısının arasındaki fark kaçtır arkadaşlar? Bakın. Onlar basamağına dikkat. Onlar basamağı 2 artmış. O zaman sayımız kaç artar? 20 artar, değil mi? Bir sayının onlar basamağını 2 arttırırsam sayım 20 artar. Ben ABC 9D sayısı için ABC 7D artı 20 diyebilirim. Yani 20 fazlasıdır derim. Bunun 6 ile bölümünden kalan neydi bakın? 3'tü. O zaman 20'yi de bölelim 6'ya. Kalan ne olur? 2 olur, değil mi? Topla. Çünkü bölme işlemlerinde sayılar yerine kalanları yazarak da işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Kalanları bulurken. 3 ile 2'nin toplamından. O zaman nedir? 5. 5 tekrar 6'ya bölünür mü? Bölünmez. O zaman bu şekilde bırakıp kalan 5'tir diyebiliyorsunuz. Daha büyük çıksaydı 6'dan tekrardan 6'ya bölerek kalana bakacaktım. Evet, diğer soruda A1B2C sayısının 7 ile bölümünden kalan 2, A2B1C sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır? Yine bize bu ikisinin arasındaki fark önemli. Peki ne kadar fark var? Bakın, binler basamağı 1'den 2'ye çıkmış. Yani kaç artmış? 1000 artmış arkadaşlar. 1000 artmış. Peki onlar basamağı 2'den 1'e düşmüş. Yani kaç azalmış? 10 azalmış. Bir tarafta 1000 artmış, diğer tarafta 10 azalmış. Azaldığı için eksiyle gösteriyorum. O halde aslında sayım kaç artmış? Bakın 1000'den 10'u çıkartırsam ne kalır? 1000'den 10'u çıkartınca 990 kalır, değil mi? Evet. Peki 990 artmış, değil mi aslında sayımız? 990 artmış. Peki ne diyorum o zaman? A2B1C sayısı eşitmiş A1B2C sayısı artı 990'a. Zaten bu sayının 7 ile bölümünden kalan nedir bakın? 2. Peki 990 sayısının 7 ile bölümünden kalan nedir? Bir kenarda bölersiniz arkadaşlar. Ben hemen kafamdan yapmaya çalışayım, kalanı bulayım. 3 kalıyor yanlış bölmediysen. Evet, 3 ile 2'nin toplamından da ne olur? 5 olur. 5 tekrar 7'ye bölünmediği için yine bu şekilde kalır. Evet, tesadüfen yine benzer sonuçlar bulduk. 5 çıktı. Peki diğer sorumuz. AB 2 basamaklı bir doğal sayı ve C 1 rakam olmak üzere. 290'ı AB'ye böldüğümde bölümü 18, kalan C olacakmış. ABC'yi nasıl bulabiliriz? İlk bakışta zor gibi görünebilir ama özelliklerde size 3. özelliği vermiştim arkadaşlar. Ne demiştik orada? Kalan bölümden küçükse bölenle bölüm yer değiştirebilir demiştik, değil mi? O zaman C sayısı her durumda tek basamaklı olduğu için rakam olduğu için bir basamaklı 18'den küçüktür, değil mi? C küçüktür 18 olduğundan AB ile 18 yer değiştirebilir. Ne yapıyorum o zaman? 290'ı 18'e bölmüş oluyorum. Buraya AB geliyor, buraya C geliyor yine. Normal bölme işlemi yapacağım demek ki. Bir defa var 18, 110, 18'e böldüğümde 108. Ne arttı arkadaşlar? 2 arttı. 16'da ne oldu? AB'nin yerine geçmiş oldu. O zaman AB eşittir 16 ve kalan C 2'ye eşittir. O halde A 1'dir, B 6'dır.
C'de 2 olduğuna göre A artı B artı C 1 artı 6 artı 2'den 9'a eşittir diyoruz. Peki altındaki soruda ABC AD AB 5'e bölündüğünde bölüm 99 oluyormuş, kalanda K. C kaç farklı değer alabilir? Şunu düşünüyorsunuz ilk bakışta, ya çok bilinmeyen var, nereden bileyim ki ben bunu buna bölecekmişim de 99 olacakmış. Aslında çok kolay bir soru arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünün, ABC'yi siz AB 5'e bölüyorsunuz ve 9 kere var. Yani büyük bir sayı 9, 9 kere var diyor. Ben C'ye düşünün ki 5 yazsaydım. AB 5. AB 5'in içinde AB 5 kaç kere olurdu? 1 kere olurdu. 9 kere olmazdı değil mi? O zaman ben C'ye 5 yazamam. Şimdi C'ye 6 yazsaydım AB 6'nın içinde AB 5 yine 1 kez olurdu. 9 kez olmazdı. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. C sayısı 5 ve 5'ten büyük rakamları alamıyormuş. C sayısına 5'ten daha küçük rakamları verebiliyormuşum. Mantığımız sadece bu. O da nedir? 0'dır, 1'dir, 2'dir, 3'tür ve 4'tür. Yani toplamda 5 tane değer alabilir C sayısı diyoruz. Evet, diğer sorumuz. ABCD'yi B artı 3'e böldüğümde bölüm ABC oluyormuş, kalan D oluyormuş. B nedir deniliyor? Bu soruyu iki farklı yoldan çözebilirsiniz arkadaşlar. Bir tanesi çözümlemedir. Diğeri de üçüncü özellikten, yine kalan bölümden küçükse bölenle bölüm yer değiştirebilir özelliğinden çözülebilir. Çünkü D sayısı ABC'den küçük olduğundan bunları yer değiştirebiliyorum. O halde ABCD'yi ABC'ye bölüyorum. ABC'nin içinde ABC bir kez var. ABC çıkarttım. Burası sıfırlandı. D'yi yukarıdan indirdim. Yukarıdan indirdiğim için D'nin içinde ABC olmadığından buraya ne yapıyorum? Sıfır koyuyorum. Demek ki buradaki 10 sayısı B artı 3'e eşit. Bunlar yer değiştirmişti ya. Burası B artı 3'e eşit. B neymiş o zaman arkadaşlar? 7'ye eşitmiş diyoruz. İkinci yolumuz şu, hadi çözümlemeden de diğer yolu da yapalım. ABCD sayısı eşittir ABC ile B artı 3'ün çarpımı artı bir de D'ye. Peki biz buradan ABC'yi ayırabiliyorduk hatırlarsanız. ABC'yi ayrı, D'yi ayrı yazabiliyorduk. Burada 10 tane ABC var o halde. Artı bir tane D var. Burada ABC var, B artı 3 artı bir tane D var. D'leri her iki taraftan sadeleştirdim. Ne kaldı? 10 tane ABC sayısı B artı 3 tane ABC sayısına eşit oldu. Burada ABC'ler de aynı. O zaman B artı 3 ne olmalı? Ona eşit olmalı diyoruz. Buradan B sayısı nedir? 7'ye eşittir arkadaşlar.